İsmail Saymaz dedi ki Meral Akşener hafta sonu kongrede Millet İttifakı'ndan komple ayrıldığını yerel seçimlere partisinin tek başına e, girmeye kararı aldığını açıklayacak. Bu da e, İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay ve Adana diye bölgede belirterek buraları çok ciddi zora sokuyor. Doğru. Buraların kazanılmasını doğru. gibi İsmail Saymaz'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu da e, Twitter'da e, trend topik olmuştu. Girmeden önce gördüm. Şimdi e, böyle bir açıklama yaparsa eğer sizce bu olumlu mu? E, bu ayrılık kararı geç de olsa doğru olur mu? İyi Parti'nin elli kuvvetlendirimi bu bir. İzleyicilerimiz size soruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsun <laughs> yerel seçimlerde diye. <laughs> <laughs> Sizle <laughs> ilgili de böyle bir beklenti var mesela. Öyle bir şey olsa İyi Parti seçimlere e, e, tek başına ittifaktan ayrılarak girme kararı verse, sizi tekrar partiye davet etseler katılır mısınız? Birinci <laughs> sorum. Mesela böyle bir görev öner, önerseler, böyle bir adaylık önerseler kabul eder misiniz? İkinci sorum. Şimdi şöyle, belediye başkanlığı mizacım benim yapabileceğim bir şey değil. Yani <laughs> ben, ben belediye başkanlığı yapabilecek mizaçta bir insan değilim. Ee, benim için meşakkatli bir iştir. O işler için Allah bazılarının hususi mizaç ve kabiliyette yaratıyor. Ben o kabiliyete mizaçta birisi değilim ama teveccüh göstermiş olmalar kıymetlidir. Yani herkesin siyasetçilerini, sevdiklerini bir yerlere yakıştırıyor olması, hiçbir yere yakıştıramamasından çok daha kıymetlidir. O yüzden ben bunu nezaketle teşekkürle savuşturabilirim. E, partinin üçüncü bir yol diye bulabileceği şeye bakmak lazımdır. Benim için böyle bir şey mümkün şu anda değil. Bu faraziye yani olmuş e, olsaydıyla bulsaydı, evlenmiş koskoca bir hiç doğmuş derler. Dolayısıyla bu olana bitene bakacağız. Önce bu seçim sonuçunu nasıl e, algılıyorlar? Seçim sürecinde yapılan hataları nasıl muhasebe ediyorlar? Seçimde adaylıklar dahil, bu adaylıklar sürecinde yaşanan olumsuzluklar dahil, teşkilat bu, bu beş yıllık emeğe, 5 yıllık gayrete ve üçüncü yol iddiasına rağmen en çok kaybeden parti İyi Partidir. İyi Parti Türk siyasetinin üçüncü yolu olmaya namzet ve çok ciddi bir enerjiyle iktidara talip üçüncü bir imkanı idi. Bu imkanı e, biz kazanıyoruz hevesine kurban vermiş olduk. 5 yıllık emekler, insanların gayretleri, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin istişare diye bize yaptığı dayatmaya, adaylık sürecinde efendim kazanamayız endişelerimizi de hakarete dönüştüren bir baskıyla bizim bir ablukaya almış oldukları süreçten buraya geldi. İyi Parti'nin şimdi muhasebesini yapacağı şeyler şunlar. Ee, birinci parti çıkacaktık, çıkamadık. Cumhurbaşkanını biz belirleyecektik, belirleyemedik. Sürecin içerisinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenlerinin ilk güvenileceği adres ve liman olacaktık. Başaramadık. Ee, efendim başbakan olacaktık. Başaramadık. Efendim memleketi zaten bahar gelecek bizim mottomuz değildi. CHP'nin mottosuydu. O da başarılamadı. Bu arada adaylık sürecinde ee, teşkilatın huzursuzluğuna sebep olan bir sürü şey konuşuluyor. Liyakat, istihdam, bu adaylık süreçlerindeki işte bir takım e, teşkilatın huzursuzluğuna sebep olan e, su ihtimaller falan konuşuluyor. Bunlarla ilgili de bu kurultay bir muhasebe imkanı olacaktır. Ondan sonra İyi Parti'nin doğruyu söylemesi, İyi Parti'nin doğrular üzerinden siyaset yapmasından daha mühimce e, zorluğu şudur. Söylediği doğrulara inandırabilmek kabiliyeti. Türkiye'de Öket Hanım hiçbir siyasi parti... Biz memleketi iktidarı, iktidar etme imkanını alınca memleketin bütün kaynaklarını israf edeceğiz. İhalelere fesat karıştıracağız. Canınızı okuyacağız, doları patlatacağız, mazotu uçuracağız. Efendim enflasyonu %90'a çıkartmayı düşünüyoruz. Ha, kimse böyle bir şey demiyor. Bütün partisi, hiç böyle bir parti gördünüz mü? Yani biz iktidara gelirsek çoluğu çocuğu zengin etmeyi düşünüyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu devlet imkanlarıyla yüzdüreceğiz yani diye. Mi kimse demez. Efendim mesela hatta ben bazen müşahısa getiriyorum. Diyorum ki mesela hükümetin övündüğü bazı işler, icraatlar var. Fiziki eser olarak çok güzel bunlar. Efendim köprüler güzel. Ama mesela sen Cumhurbaşkanı şöyle diyebilir mi seçim meydanlarında? Efendim ben bir köprü yapacağım. Geçenden 350 geçmeyinden 750 alacağım. Böyle bir şey denebilir mi mesela? Denmez. Efendim 3 lira 4 lira dolar almışsınız ülkenize. 2 lira iken dolar şimdi olmuş 20 lira, 21 lira, 22 lira, 23 lira, 24 lira gidiyor. Diğer çek diğerinin bu olmadığı konuşuluyor. Diyebilir misiniz ki efendim ben dolar 2 liradan aldım ama bunu önümüzdeki 5-10 sene içerisinde 30 liraya çıkaracağım yani. Bu denmez. Şunun için arz ediyorum bunları. Siyasetin dedikleri çok, dediklerinden çok söylediklerini millete inandırabilmesi, yapabilme kabiliyetiyle milletin gönlünde taht kurabilmesine bağlıdır. Efendim ben şöyle bir şey planlıyorum. Sizin planladığınızdan çok milletin size bu plan üzerinden açtığı kredi önemlidir. Senin söylediğin önemli değildir. Senin söylediğine millet değil diyor. Millet muhalefetin her dediğini duydu. Enflasyonu duydu, pahalılığı duydu, işsizliği duydu, umutsuzluğu duydu, gençlerin çığlıklarını duydu. Millet dedi ki doğru çocuklarımız işe girseler aldıkları maaşla ev geçindiremezler. Ev geçindirseler evlenemezler. Evlenseler ev alamazlar. Ev alsalar araba alamazlar. Şimdi bu hayat pahalılığındaki bozulan dengenin insanlarda sebep olduğu umutsuzluğu muhalefet konuştu. Ama esas iktidar bu doğurmuyor bu Hanım. İktidar şu doğuruyor. Bunlar doğru söylüyorlar ama bize yaşanabilir bir ülke bunlar kurabilir dedirtemediği için muhalefet iktidar olamaz.